23. surenin 14. ayetini lütfen bir açın. Burada diyor ki, hatta daha yukarıdan da alabiliriz. 12'den alalım. Çok soru var mı? Bak, az. Tamam, o zaman bu şey yapayım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. İnsanı bir özden, çamurdan süzülüp gelen bir özden yarattık. Adem Aleyhisselam da çamurdan süzülüp gelen bir özden, biz de öyleyiz. Yani bizim vücudumuzu oluşturan bütün maddeler su ile, toprağın karışımıyla oluşan gıda maddeleridir. Biz de çamurdan, yani Adem Aleyhisselam nasılsa biz de aynıyız. Ama Adem Aleyhisselam'ın bizden farkı, ona ana rahmi görevini gören bataklık olmuştur. Biz de hani analarımız olmuştur. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Sonra onu nutfe yaptık, yani döllenmiş yumurta yaptık. Fî kararin mekîn. Onun kalabileceği ve değerli bir yerde, yani böyle önemli bir yerde şey yaptık, işte ana rahmi. Ona mekan olabilecek bir yerde. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra o nutfeyi bir alaka haline getirdik. Burada alaka, ta ile şey yapıyor. Yani o nutfe, ana rahmindeki o nutfe, rahim cidarına yapışmış olan, rahim cidarına yapıştı. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُطْقَةً. Sonra o rahim cidarına yapışmış olan embriyoyu bir çiğnem et görüntüsüne getirdik. O omurgayı oluşturan kısım sanki dişle çiğnenmiş gibi gözükür orada. فَخَلَقْنَا الْمُطْقَةَ عِظَامًا. O bir sinek et görüntüsünde olanı kemikler haline dönüştürdük. فَكَسَبْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kemiklere de et giydirdik. Artık vücut tam bir insan şekli oldu. Etiyle, kemiğiyle, saçıyla, tüyüyle, kalbiyle, efendim her şeyiyle. Peki, o zaman insan tümüyle bir insan ana rahminde duruyor. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ. Ondan sonra onu yeni bir mahluk olarak inşa ettik. O zamana kadar insanla herhangi bir hayvanın cenini arasında bir fark yok. Şekil farkı dışında hiçbir fark yok. Ama o ruh üflenince, o zaman o halkı ahar oldu. Başka bir varlık haline dönüştü. İşte insanı başka bir varlık haline getiren odur. Nasıl şu bilgisayar, diğer elektrik aletlerden ayıran, onun yazılımı ise insanı da diğer canlılardan ayıran, ona üflenen ruhtur. Efendim kafa şekli şöyleymiş, çenesi böyleymiş, eli şöyle, bunlar değil. Bunlar değil. Esas o ruhtur. Ve bizi o alakalar, o ilişkiler ağına sokan her şey, bilgimizi depolamamızı, kullanılır hale getirebilmemizi, bilgi üretmemizi ve medeniyet kurmamızı sağlayan da o ruhtur.